İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün yine Profesör Doktor Mehmet Nuray Aydınoğlu hocamla birlikteyiz. Hocam merhabalar. İyi günler dilerim. Evet, şimdi geçen haftaki programın devamını gerçekleştireceğiz. Kısa bir bilgi vereyim. Kanal İstanbul Merkezi Yönetim tarafından sürekli gündemde tutulan bir konu olarak ister istemez kamuoyunun ilgisini önemle çeken bir konu durumunda. Bugün geçen hafta yapmış olduğumuz programın devamını gerçekleştireceğiz. Geçen programda 24 görselden oluşan bir sunum gerçekleştirdi Mehmet Nuray Aydınoğlu hocamız ve Kanal İstanbul projesini bugünkü programla birlikte çeşitli açılardan topluca ele almış olacağız. Bu iki programda yaptığımız ve yapacağımız sunumların temel kaynağı Şehir Hepimizin programları kapsamında Medyascope'da daha önce gerçekleştirdiğimiz 4 ayrı söyleşide olduğu gibi Haziran 2020'de Kültür AŞ tarafından yayınlanan Kanal İstanbul Çok Disiplinli Bilimsel Değerlendirme kitabı olacak. Kendi alanlarında uzman kişilerin yazdığı 20 makalenin yer aldığı bu kitapta Kanal İstanbul'un şehrimize ve bölgeye olası etkileri çok geniş bir kapsamda ele alındı. Biz bu iki kısımlık programda bunların ancak bir kısmını belirli bir bütünlük içinde ve bu kez büyük ölçüde görsel malzemeleri kullanarak sizlere sunmaya çalışıyoruz. Amacımız projenin İstanbul için yarattığı büyük tehlikenin daha iyi anlaşılabilmesine ve böylece projeye karşı kamuoyunda giderek daha yaygınlaşan karşı çıkma çabalarına katkıda bulunmak. Evet hocam, ikinci kısımla devam edebiliriz. Efendim, birinci kısımda olduğu gibi bu kısımda yapacağımız sunumların da esas kaynağı Ocak 2020 tarihinde yayınlanan nihai chat raporu Kanal İstanbul'la ilgili. Bu rapor 2017'den bu yana bu alanda yapılan bütün mühendislik çalışmalarını özetliyor ve çevre açısından değerlendirmeye çalışıyor. Çok kapsamlı bir rapor. Kanal İstanbul'la ilgili bunları geçen hafta gösterdim. Hızlı geçeceğim. Kanal İstanbul'un bu haritası ve sağ tarafta da hava fotoğrafı. Kanal İstanbul'un amacı ile ilgili geçen hafta düşüncelerimizi ifade ettik. Bunu da geçiyorum. Tabii esas amaç, bir görünür amaç var, bir de esas amaç var. Esas amaç Yenişehir projesi, bunu biliyoruz. Geçen hafta da bunu ifade ettik. Onunla ilgili plan değişikliği sonucu elde edilen plan bu. Projenin kısımlarını kısmen ele aldık. Büyük ölçüde bugün ele alacağız. Ayrıntılarına gireceğiz. Ve Gürhan Bey'in de biraz önce belirttiği gibi bu sunumda da yine Kanal İstanbul kitabında ki bu kitapta 20 tane makale var. Bu makalelerle ilgili bu makalelerden yararlanarak hazırladığımız slaytları ve görüşleri ifade edeceğiz. Şimdi geçen hafta burada kalmıştık. Yani Kanal İstanbul'un tabii en büyük inşaat kalemi hafriyat. Muazzam bir hafriyat söz konusu. Kara kazısı ve göl ve deniz taramaları olmak üzere toplam olarak 1 milyar 155 milyon metreküplük bir miktardan bahsediyoruz. Bu devasa miktar. Bunun kara kazısı kısmı 1 milyar 79 milyon metreküp, deniz ve göl taraması kısmı ise 76 milyon metreküp olarak öngörülüyor. Her gün ortalama 800-850 metreküp kazının yapılması, nakliye edilmesi ve depolanması gerekiyor. Şimdi geçen hafta bu gösterdiğimiz son slide buydu. Bunu tekrar buradan başlıyorum. Bu muazzam çıkacak hafriyat. Şimdi öncelikle kara kazısından çıkan hafriyatlardan başlayalım. Bu muazzam hafriyat ne yapılacak? Bu nasıl bertaraf edilecek? Bertaraf edilme terimi ÇED raporunda yer alan terim.
Şimdi bunun için geçen hafta da son slaydımızda bunu söylemiştik. Bulunan çözüm Karadeniz kıyısında bunların bertaraf edilmesi. Burada esas amaç bu. Bu amacı gizlemek için bir takım yapılar öngörülmüş. Bunlar nedir? Karadeniz Konteyner Limanı, lojistik alanı onun hemen doğusunda ve batısında 38 kilometre uzunluğunda sempatik göstermek için adını rekreasyon alanı olarak ifade ettikleri dolgu alanı. Buralarda bu bertaraf edileceği açıkça ifade ediliyor. Tabii bir de deniz ve göl taramasından çıkacak malzemeler var. Deniz taraması nerede? Özellikle kanalın Marmara Denizi girişinde, Marmara Denizi'nde önemli miktarda deniz taraması yapılması gerekiyor. Aynı şekilde Küçükçekmece Gölü'nün güney kısmında da tarama yapılması gerekiyor. Çünkü birleştiriliyor, artık arada bir kara kısmı kalmayacak. Buradan önemli miktarda çıkacak olan deniz tarama malzemesini de bertaraf etmek üzere kuzeyde olduğu gibi bu sefer kuzeyde bir liman yapalım, pardon, güneyde Marmara'da bir liman yapalım diye düşünmüşler. Amaç yine aynı. Bu denize de atmak istemiyorlar. Dolayısıyla belli bir şekilde korunacak şekilde bu dolgu malzemesinin. Avcılar da, yani kanalın girişinin biraz batısında Kavcılar'da Deniz Köşkler Mahallesi önünde Marmara Konteyner Limanı adıyla bir liman teşkil ederek bunun bertaraf edilmesi öngörülüyor. Tabii bu limanın da İstanbul'un ulaşım planlarında falan yeri yok. Bu da tamamen suni bunlar. Bu gerekçeler suni. Tabii bir chat raporunda bunlar ballandıra ballandırılı anlatıyor bunların faydaları vesaire, ama böyle bir limana zaten şu anda ihtiyaç olup olmadığı da tartışılabilir. Çünkü biraz daha batıda ambarlı tesisleri var ve vesaire. Bu konuda çok ayrıntılı değerlendirmeleri Haluk Gerçek arkadaşımızın ve İlhan Avcı arkadaşımızın, profesör arkadaşlarımızın Kanal İstanbul kitabında yer alan makalelerinden öğreniyoruz. Şimdi çok önemli bir konu tabii Kanal İstanbul'dan çıkacak olan malzemenin çevreye etkisi. Yani bu konu İstanbul Kanal İstanbul'la karşı çıkmanın en temel gerekçelerinden birini oluşturuyor. Şimdi bu tarama malzemesi, bu konunun iki tarafı var. Bir, Kanal İstanbul'un yaratacağı tehlike, yani kirlilik tehlikesi. Bir de bu hafriyatla ilgili olarak, önce ondan başlayacağım. Hafriyatla ilgili olarak Küçükçekmece Gölü'nde yapılacak taramadan çıkan malzemenin ne yapılacağı. Şimdi bu ayrı bir şey. Yani demin deniz taramasından bahsettik. Onu Marmara Konteyner Limanı'nda bir şekilde değerlendiriyorlar. Ama gölün içi bir çamur. Bu çamur atığı ve kirlilik oranı çok yüksek, toksik bir malzeme bu. Bunun nasıl bertaraf edileceği çok dikkatle ele alınması gereken bir konu. Ve bu konuda değerli arkadaşım Derin Orhon, Profesör Derin Orhon ve Seva Sözen arkadaşımın hazırladığı Kanal İstanbul çerçevesinde hazırladığı Kanalın İstanbul ve çevresinde Ölümcül Etkileri başlıklı makaleden yararlandım. Burada ifade edildiğine göre bu malzemenin doğrudan denize dökülemeyeceği için basit çökelme tankı biçimindeki yapılar içinde susuzlaştırılması sonrasında mamnalarla denize dökülmesi öneriliyor. Bakın çok dikkatle yapılması gereken bir konu bu. Şimdi diyorlar ki arkadaşlarımız makalelerinde katı madde içeriği %22 olarak belirlenen ıslak toprak görünümünde olan dip çamurunun basit çökelme prensibiyle susuzlaştırmasını beklemek mümkün değildir. Dip çamurunun taranması sırasında çamurla birlikte önemli olan oranda kirli su da taşınacağından atık için verilen 53 metreküplük hacim, milyon metreküplük hacim, 2-3 katına çıkarak 100 milyon mertebelerine ulaşacaklar ve
En önemlisi tabii bu burada su da, kirli su da açığa çıkacağı için bu taranacak malzemenin denize boşaltılmaması gerektiğini ifade ediyorlar. Halbuki boşaltılacak. Aynı konu yine Kanal İstanbul kitabında Profesör Cemal Saydam tarafından da ele alınmış bulunuyor. Kanal İstanbul Deniz Bilimleri açısından neden olmaz başlıklı makalesinde Profesör Cemal Saydam diyor ki bu organik madde açısından çok zengin olan maddelerin Marmara Denizi'ne ve muhtemelen depolama alanı olarak görülen ve halen en kritik oksijen seviyesinde olan Çınarcık Çukuru'na dökülecek olmasının yaratacağı etkilerin uzmanlarca değerlendirilmesi gerekir diyor. Bunu oraya gömeceklerini ifade ediyorlar çünkü. Bunun çok tehlikeli bir şey olacağını, çünkü Çınarcık Çukuru'nun oksijenin tamamen tükenip hidrojen sülfür birikimini hızlandırması bu olayın çok olası olduğunu ifade ediyorlar. Ve diyorlar ki sonuç olarak bu kritik nokta ÇED raporunda çamurun tamamı izole edilecek diye belirtilmiş ve ufuktaki tehlikenin üstü örtülmüştür deniyor. Şimdi birazdan da ifade edildiği gibi zaten kanal vasıtasıyla getirilecek Karadeniz'in kirliliğine ilaveten bu konuda ilave bir Marmara'ya ilave bir kirlilik kaynağı olarak aktarılacağı ifade ediliyor ki bu tabii kanalın en büyük mahsurlarından birini oluşturmakta. Şimdi efendim kanalın tabanı ve şevinde bir takım kaplamalar yapılacak. Bunlarla ilgili bilgi vermek istiyorum. Her şeyden evvel şunu belirtelim, şu soruyu soralım. Kanal betonla mı kaplanacak? Kanalın betonla kaplanacağı şeklinde kamuoyunda nedense yaygın bir algı var. Hatta son çeşitli çevrelerce son günlerde ifade ediliyor, basında duyuyorum. Bu algı yanlış. Kanalın tabanı betonla kaplanmayacak. Kazı çalışmaları bittikten sonra o da belirli kesimlerde iki amaçla bir takım kaplamalar yapılacak. Bunların birincisi oyulmayı, yani erozyonu önlemek. İkincisi ise birazdan bahsedeceğim, kanal tabanında ve şevlerinde tuzlu su geçişini önlemek için yeraltı suyuna bir takım sızdırmazlık kaplamaları yapılacak. Bunların toplam yüzey alanında 2 milyon metrekare olacağı ÇED raporunda ifade ediliyor. Şimdi burada gördüklerimiz erozyona karşı kaplama olarak ifade edilen kaplama şeyleri. Bu çeşitli, bunlar taş kaplama görüyorsunuz prensip olarak. Sol kıyıda 27,5 kilometre, tabanda 24,5 kilometre ve sağ kıyı içinde 24,1 kilometrelik kaplamalar yapılacağı ifade ediliyor. Burada ilginç olan nokta kanalın Küçükçekmece Gölü içinde kalan 11 kilometrelik kısmında herhangi bir koruma önlemi öngörülmemiş bulunuyor. Çünkü burası çamur dediğim gibi tarandıktan sonra da yine çamur olarak kalacak. Çünkü tam çamur tabakası çok kalın ve herhalde buraya bir taş falan atsanız taş kaybolacaktır. Yani aslına bakarsanız bu çok az ele alınan, bu çünkü seyir emniyetini de çok ilgilendirecek bir konu olması gerekir. Benim alanım değil ama herhalde çok önemli, çünkü bu pervane etkisiyle tabandan kalkacak çamurun gemi seyrini nasıl etkileyeceğini bilmiyorum. Bu çok önemli konulardan biri olsa gerektir. Evet, bir de sızdırmazlık kaplamaları var. Şimdi efendim bu konu çok önemli. Bu konuda gerçekten Kanal İstanbul'un en kritik noktalarından biri bu sızdırmazlık kaplamaları. Çünkü Kanal İstanbul'un İstanbul'un su yeraltı sularına ve mevcut sularına, Terkos Gölü'ne etkisi olacak. Çünkü bu iki açıdan, bu şeklin alt kısmında gördüğünüz, şurada gördüğünüz bir yeşil kare var. Bu yeşil karenin içinde burada görünmediği için küçük yazılıyor. Ben sağ tarafa aldım. Burası İstanbul'un stratejik yeraltı suyu rezerv alanı olarak
Çet raporunda da ifade ediliyor. Burası 5-10'da 2 kilometrelik bir kısım. Küçükçekmece Gölü'nün kuzey ucundan başlayarak şimdiki yıkılacak olan Sazlıdere Barajı'nın gövdesine kadar olan kısım. Burada batı taraftaki sol şevlerde ve tabanda yer alan karstik kireç taşı yapısı nedeniyle mevcut yeraltı suyu rezervinin tuzlanma riski var. Ve bunun önlenmesi için de ÇED raporunda tüm kanal tabanı ve şevlerinde bu uzunluk boyunca 5-10-6 kilometre boyunca en az 26 santim kalınlığında geosentetik beton şilte adı verilen bir sızdırmazlık kaplamasının yapılması öngörülüyor. Şimdi bu konu çok kritik bir konu çünkü ÇED raporunun ilgili kısmında deniyor ki bu konuda yapılan araştırmalar yetersizdir. Uygulama projesi açısından uygulama projesi aşamasında yani iş ihale edildikten sonra yapılacak projelerde, uygulama projeleri aşamasında bu konunun daha ayrıntılı olarak incelenmesi gerekir deniyor. Ben bu konuda şüpheliyim böyle araştırmaların yapılacağını. Çünkü Türkiye'de adettir işe bir başladıktan sonra paldır küldür bu işin bitirilmesi için çaba gösterilir. O aşamada ayrıca ayrıntılı araştırmalara genellikle yer verilmez. Bu çalışmaların daha önce yapılmış olması lazımdı. Bu konuda ÇED raporu kendisi itiraf ediyor. Aynı şekilde ikinci bir konu daha var. Terkos Gölü'nün sularının kanala karışma ihtimali var. Burada da üstteki şekilde göründüğü gibi kanal sol sahilinde Terkos Gölü'nden kanala olacak akışı engellemek amacıyla kanal kesidinin geçirimsizliğini sağlamak üzere bentonitli diyafram duvarlar yani bir takım duvarlar yapılması öngörülüyor. Ancak bunların hangi uzunluk boyunca, bunlar çok uzun değil, iki ayrı yerde öngörülüyor, toplamı takriben 1 kilometre civarında. Ancak bu uzunlukların kesin olarak tayin edilip edilmediği de belli değil. Yine uygulama projesi aşamasında yapılacak ilave araştırmalara bırakılmış görünüyor. Bu konu fevkalade önemli. Bu biraz önce sözüne ettiğim güneydeki sızdırmazlık kaplamalarıyla ilgili deprem bakımından da ayrıca çok büyük sorunlar var. Ona da birazdan geleceğiz. Şimdi efendim programın bu kısmında ulaşım ve altyapı geçiş yapılarından bahsedeceğiz. Şimdi bilindiği gibi Kanal İstanbul projesi İstanbul'un Trakya kesimini güneyden kuzeye kat ederek ikiye bölüyor. Bu nedenle bütün ulaşım ve altyapı tesisleri yani bunlar nedir? Karayolu, demiryolları, karayolları, içme suyu, atık suyu, doğalgaz, petrol, enerji, telekomünikasyon hepsi bunların kanal tarafından kesintiye uğranıyor. Kanal kazısı başlamadan önce, bunlar bakın çok önemli. Kanal kazısı başlamadan önce kentin can damarlarını oluşturan tüm bu altyapı tesislerinin deplase edilmesi, yani yeniden yapılması gerekiyor. Şimdi göreceğimiz gibi bunlar basit şeyler değil. Ancak ÇED raporunda çok ilginç bir biçimde bu muazzam operasyon için sadece 2 yıl öngörülüyor. Yani ben de düşünemiyorum, bu konuda danıştığım tecrübeli mühendisler de bu denli büyük operasyonların hele Türkiye'deki uygulamalar çerçevesinde 2 yılda bitirilmesi mümkün görünmüyor gerçekten. Çünkü şimdi biraz fikir vereceğim bunlarla ilgili. Bunlar muazzam yapılar. Şimdi öncelikle geçiş köprüleri ve tünellerinden bahsedelim. Geçiş köprüsü, 8 tane geçiş köprüsü var. Bunların 6 tanesi karayolu köprüsü, 2 tanesi ise demiryolu köprüsü. Şimdi burada çeşitli renklerle gösterilmiş bu geçişler. Turuncu renkle gösterilen köprüler
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından onların kapsamında yapılacak olan köprü ki bunlardan birini ihtiva eden Kuzey Marmara Otoyolu'nun Nakkaştepe Başakşehir kesimi esasen ihale edildi. Buradaki listede dördüncü sırada görünen şuradaki köprü, bu köprü ihale edildi. Aslına bakarsanız Haziran'da Kanal İstanbul'un temelini atacağız diye bir söylenti var. Hatta resmi söylemler var. Aslında temeli atılacak olan bu otoyol veya bu köprü olacak. Bu aslında Kanal İstanbul'un kendi yapısıyla ilgili değil. Bu dediğim gibi bir geçiş köprüsü. Bunun gibi Karayolları Genel Müdürlüğü kapsamında 5 tane daha köprü var. Ayrıca iki tane belediye tarafından, İstanbul Belediyesi tarafından yapılması öngörülen, burada mor renkli olarak gösterilen birincisi Küçükçekmece Avcılar Geçiş Köprüsü, ikincisi ise Sazlıbosna Geçiş Köprüsü var. Bir de bir tren köprüsü var burada 8. olarak. Bu hızlı tren köprüsü 3. köprüyle 3. havaalanı halkalı hızlı tren köprüsü. Toplam 8 tane köprü oluyor. Bu köprüler birazdan örneklerini göstereceğim gibi muazzam büyük köprüler. Artı 3 tane de geçiş tüneli var. Bunların bir tanesi demiryolu tren hattı geçişi. Bu TCDD tarafından yapılacak. Diğer ikisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sırtına yüklenen 2 tane metro geçiş tüneli. Bütün bu tünellerin toplamı 17 küsur kilometre oluyor. Pardon 21 küsur kilometre oluyor. Bu slaytta köprülerin toplam uzunlukları ve kule yükseklikleri görünüyor. Çünkü kule deyince neyi anlıyoruz? Bakın şimdi burada mesela E5 üzerinden yapılacak olan şu anda yani doğuda Cennet Mahallesi'nden Avcılar'a kadar 3,5 kilometre uzunluğunda toplam uzunluğu olan muazzam bir köprü bu. Bu eğik askılı sistem olarak öngörülmüş. Şunu hemen söyleyeyim. Kanal İstanbul'un chat raporunda bu köprülerle ilgili sadece şu gördüğünüz şematik resimler var. Başkaca hiç açıklama yok. Hiçbir hesap kitap yok. Bunların neye göre nasıl ihale edilecekleri belli değil. Nitekim bunlardan bir tanesi ihale edildi. Onu da size göstereceğim şimdi. Ama maalesef bu maliyet bakımından esasen bu köprüler çok sorunlu. Bakın bu köprüler özellikle çok kötü zemin koşullarında yapılmak zorunda. Bu 220 metreye varan kulelerin yani ayak kulelerinin temelleri gördüğünüz gibi bu resimde çok derinlere kadar inmek zorunda. Çünkü üstte burada bu Küçükçekmece Gölü'nün çamuru var. Yani burada 100 metre derinliğe varan keson temellerden bahsediliyor. Bunların yapımı fevkalade zor. Bunların bu şekilde yapılıp yapılmayacağı da belli değil. Çünkü ciddi bir araştırma yapılmış değil. Bunlar sadece çizilmiş bir takım skeçler. Bu ise TEM üzerinden yapılacak köprü. Bu da aynı şekilde ana açıklığı 7,5 kilometre olan, pardon 750 metre olan büyük bir köprü. Ve son olarak bu gösterdiğimde bu biraz önce belirttiğim ihale edilmiş olan köprü işte Haziran'da temelinin atılacağı ifade edilen bu da yine orta açıklığı 650 metre olarak burada öngörülmüş. Bunların şu anda duyduğumuza göre projeleri, uygulama projeleri hazırlanıyor imiş. Bu projenin, bu köprünün projesi daha önce Türkiye'de iş yapmış bulunan bir Tayvan firması tarafından hazırlanmakta olduğu ifade edildi. Bu bir demiryolu tünelinden bahsetmiştim. Bu da işte yapılacak demiryolu tüneli, çift hat, iki tane tünel bunlar. Bununla ilgili skeç. Bu da sadece bundan ibaret. Bunların maliyetleriyle ilgili ayrıntılı analizler olduğunu hiç sanmıyorum. Çet raporunda böyle bir şey yok. Başka bir yerde var mı? Yok. Bu veya çet raporu yayınlandıktan sonra bu alanda bir çalışma yapıldı mı yapılmadı mı onu da bilmiyoruz. Şimdi atık su ve içme suyu hatlarındaki deplasmanlar. Bu resimleri geçen hafta da göstermiştim. Tabii bunlar solda içme suyu, sağda ise atık su hatlarındaki
aktarımlar gerekiyor. Bunların hemen hemen hepsi yer altında tünel veya boru sistemleriyle ama çok derinden geçen sistemler olarak geçecek. Bunların maliyetleri de az değil. Bu konuda yine Kanal İstanbul kitabında İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu'nun bir makalesi var. Kanal İstanbul İSKİ Altyapı ve Arıtma Tesisleri yönünden değerlendirme başlığı altında ve burada gerçekten bunların maliyeti olarak bir takım öngörülerde bulunuyor. İstanbul'un tabii Tazlıdere Barajı kapatıldığı için ve yeni yerleşimler için gerekecek ilave su ihtiyacı için 4 tane baraj yapılması öngörülüyor. 2,5 milyar lira. İçme suyu hatları için 2,2 milyar. Atık su ve içme suyu arıtma tesisleri için 4,5 milyar. Atık su hatları için 2,3 milyar. Ve bu tesislerin kamulaştırma maliyetleri için 6,2 milyar olmak üzere 2019 fiyatlarıyla yaklaşık 18 ila 20 milyarlık bir belediyeye bir ilave yük geleceği tahmin ediyor. Unutmayın ki o biraz önce belirttiğim iki tane köprüyü de İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapacak. Yani bu kanal İstanbul Belediyesi'ne İstanbul'un yaratacağı, İstanbul için yaratacağı çok sayıda mahsurun ötesinde bayağı da masraf çıkaracak. Bir de doğalgaz geçişleri var. Bu da İGDAŞ'ın sorumluluğunda. Bunlar içinde gördüğünüz gibi çok sayıda yerde bu hatlar kesiliyor. Bunlarla ilgili de bir takım skeçler yer alıyor. Ancak bunların ayrıntılı maliyet hesapları ÇED raporunda yer almıyor. Şimdi bu kısımda deprem mühendisliği açısından benim değerli arkadaşlarım Faruk Karadoğan ve Atilla Ansal ile Kanal İstanbul kitabında yazdığımız deprem mühendisliği açısından Kanal İstanbul ve kanala bağlantı yapılara ilişkin sorular başlıklı makalemde yer alan hususlardan bahsedeceğim. Şimdi efendim Kanal İstanbul moment büyüklüğü 7'den büyük çok şiddetli bir depremin her an beklendiği bir lokasyonda. Kuzey Anadolu fayının Marmara Denizi içindeki uzantısına sadece 11 kilometre yakınından başlamak üzere inşa edilecek. Bu tabii bir kere deprem tehlikesi bakımından konunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Şimdi ÇED raporunda Kanal İstanbul'un maruz kalacağı, Kanal İstanbul'un yapılarının maruz kalacağı deprem tehlikesine ilişkin analizler verilmiş. Bu analizlerin yeterli olduğu ifade edilebilir. Ancak deprem riski bakımından yani bu deprem etkileri altında deprem tehlikesi raporu deyince biz depremin meydana getireceği ivmeleri anlıyoruz. Halbuki deprem riski deprem tehlikesinden farklı bir şey. Deprem riski deyince yapıların mevcut deprem tehlikesi altında nasıl davranacakları, bunların nasıl tasarımlarının yapılacağı, bu riskleri ortadan kaldırmak için ne tür hedeflere ulaşılacağı ve bunların maliyetleri sonuçta ne olacak? Biz bunları anlıyoruz. Yani mühendislik çalışması. Böyle bir çalışma yok. Sadece birazdan bahsedeceğim gibi toprak kanal yapısının stabilitesiyle ilgili ve sıvılaşma olayıyla ilgili bazı analizler yapılmış ama diğer bütün geçiş yapıları bunlarla ilgili en ufak bir şey yok. Şimdi en önemli sorunlardan biri ana kanal yapısının Marmara Denizi ile Sazlıdere Barajı arasında kalan 16,2 kilometrelik güney kesiminin depremde yüksek sıvılaşma potansiyeli göstermesi deprem hasarı bakımından Kanal İstanbul'un en kritik risk unsurunu oluşturuyor. Bu konu gerçekten çok önemli. Çünkü bakın sıvılaşma ciddi bir olaydır. Şimdi dinleyicilerimizin hatırlaması bakımından ifade edelim. Sıvılaşma nedir? Sıvılaşma özellikle kum ağırlıklı bizim kohezyonsuz dediğimiz zeminlerde deprem sırasında boşluk suyu basıncının artışı nedeniyle zemin taşıma gücünün tamamen yok olmasına ve zeminin neredeyse bir sıvı gibi davranmasına yol açan bir olgudur.
Kil ağırlıklı zeminlerde ise bunun karşılığına devrimsel mobilite diyoruz. Mekanizma tıpatıp aynı değil ama sonuçları itibariyle aynı. Genel olarak kil ağırlıklılarda da genel manada sıvılaşma diyebiliriz veya devrimsel mobilite diyebiliriz. Burada büyük kalıcı deformasyonlar, çökmeler ve yanal yayılmalar meydana geliyor. Şimdi ilginç olan şey şu. ÇED raporunda ve ona baz olarak alınan, bunun baz olarak aldığı mühendislik çalışmalarında çok ayrıntılı geoteknik araştırmalar yapılmış. Yüzlerce, binlerce sondaj yapılmış vesaire, zemin tanınıyor. Ve görülüyor ki kanalın güney kesiminde yer alan 16.2 kilometre boyunca zemin ağırlıklı olarak yüksek plastisiteli kil ve silt türü ve siltli kum, kum çakıl karışımı türü alüvyon birimlerden oluşuyor. Birinci tür özellikle Küçükçekmece Gölü tabanındaki işte o çamur. Şimdi bu o kadar zayıf bir zemine karşı geliyor ki ya zaten buna zemin denip denmeyeceğini bile ÇED raporunda tartışıyorlar. ÇED raporu diyor ki, ÇED raporunun 19 numaralı ekinde viskoz davranış sergileyen zemin mekaniği ile akışkanlar mekaniği alanlarının sınırında yarı akışkan bir malzeme olarak genel zemin mekaniği kuramları ile değerlendirilemeyen bir malzeme diyor. Yani bu zemin bile değil demek. Şimdi düşünün ve daha sonra bu zemin özellikleri dikkate alınarak sıvılaşma ve şev stabilitesi analizleri yapılıyor. Çıkan sonuç şu. Bütün bu bölgede 16-12 kilometrelik boyunca kanal şevlerinde ve tabanında hesaplanan kalıcı zemin deformasyonlarının sık oluşacak küçük depremlerde bile ÇED raporunda öngörülen performans hedefine göre kabul edilebilir hasar limitlerinin çok üstünde olduğu hasarların anlaşılıyor. Yani açıkça bakarsanız, bakın bu çok ilginç. Ek 19'da ana raporun ana metninde bunu yazmıyorlar. Ama ek 19'da yapılan hesaplarda kanalın yüksek deprem riskine maruz olduğu açıkça ifade ediliyor. Bu durum aslında çok ilginç bir şeyi gösteriyor. Yani bu çünkü küçük depremlerde bile bu kanal hasar görecekse her şeyden ve şu soruyu sormak gerekir. Acaba bu kanalın güzergah seçimi doğru mu yapılmıştır? Bu konu maalesef çok az tartışılan konulardan biri kamuoyunda da. Şimdi peki ne yapılacak bu durumda? Şimdi ÇED raporunda aslında kabulü mümkün olmayan, üstelik birbiriyle çelişen bir takım öneriler ifade ediliyor. Mesela 19 numaralı ekte deniyor ki, şimdi bakın altta kırmızıyla ifade edilen sonucu okuyorum. Statik durumda stabilite problemi beklenmemektedir. Tamam, statikte bir problem yok. Deprem durumunda stabilite sağlanamayarak yarı akışkan malzeme enine ve boyuna ya kanal doğrultusunda deprem süresince yayılım göstererek yatay çatlaklar ve kalıcı deplasmanlar beklenmektedir. Bu yayılım borda yüksekliğini yani freeboard denilen tabanda serbest kalan yüksekliği değiştirebileceğinden deprem sonrasında tarama yapılarak tasarım genişliğinin ve derinliğinin yerinde düzenlenmesi gerekir. Böyle bir şey olmaz çünkü deprem tehlikesi raporunda bir takım performanslar öngörülmüş. Deniyor ki küçük depremlerde hiçbir yapı elemanında hiçbir şey olmayacak. Yani hasar söz konusu olmayacak ve kesintisiz performans öngörülüyor. Halbuki burada diyor ki depremlerden sonra ki bu depremler küçük depremler olabilir. Her depremde tarama yapacaksınız. Yani o zaman bilinmeyen bir süre için kapanacak kanal bu işler yapılacak. Fakat çok ilginç. ÇED raporunun ana gövdesinde ise başka bir bölümde diyor ki 16-12 kilometre boyunca mevcut zeminin kaldırılarak iyi malzemeyle yenilenmesi ve iyileştirilmesi gibi çılgın bir öneride bulunuyor. Yani nasıl bunu bulabilir bilmiyorum. Çünkü böyle bir şey muazzam bir operasyon. Ufak bir şeyden bahsetmiyoruz. 16-12 kilometre boyunca
İyi malzemeyi, kötü malzemeyi kaldırıp iyi malzemeyi ne koyacaksınız? Bunun maliyeti nedir, süresi nedir? Hiçbir şey şekilde bu konuda ne bir araştırma var ne de bir görüş belirtilmiş. Sadece bu cümle var. Bu kadar ciddiyetsizlik de olmaz yani. Şimdi bakın, her şey hazır, incelendi, şöyle böyle incelendi vesaire deniyor ama bakın bu konuda yapılan öneriye bakın yani. Bu kabul edilecek bir şey değil. Benim kişisel kanaatim şu, büyük bir olasılıkla uygulamada bu sıvılaşma riski göz ardı edilecektir. Allah kerim, deprem olunca bakarız edilecek. Bilmiyorum, büyük bir ihtimal. Sonuç olarak güzergah seçimi bakımından Kanal İstanbul'un teknik, operasyonel, mali fizibilitesi kuşkuludur diyoruz. Şimdi bir de biraz önce şeyden bahsettim, bu stratejik yeraltı rezerv alanının tuzlanmaya karşı sızdırmazlı kaplamasıyla kaplamasından bahsettim. Ama ÇED raporunun ilgili bölümünde yani sıvılaşmayla bu alanda da çünkü sıvılaşan zeminler var. Yani bu sızdırmazlık kaplamasının yapılacağı alanda da sıvılaşacak zeminler var ama ÇED raporu bunun farkında değil. Yani ÇED raporunun deprem bölümü bunun farkında değil. Dolayısıyla ikisi birbirinden habersiz. Aslına bakarsanız bu sızdırmazlık kaplamaları da hasara uğrayacak demektir ki bu çok daha da önemli. Yani o zaman bu stratejik yeraltı suyu rezervinin tehlikeye girmesi her depremde söz konusu olacak demektir. Bu da bir başka ciddiyetsizlik örneği olarak dikkat çekiyor. Şimdi geçiş yapıları bahsettim. Bunlarla ilgili en ufak bir analiz çalışması yapılmamış bir sadece şematik resimler, size daha önce gösterdiğimiz resimler var. Başka hiçbir şey yok. Halbuki bunlar ciddi, çok iddialı, devasa mühendislik yapıları ve bunların biraz önce belirttiğim gibi temelleri, köprü ayaklarının temelleri çok derin, çok kötü zeminde. Demin sözüne ettiğimiz sıvılaşacak, çok kötü zeminde yapılacak. Bunlarla ilgili hiçbir maliyet, hiçbir mühendislik çalışması yok. İşte bu köprülerden bahsediyorum. Bakın bunların temelleri bu kötü zeminlerin içinde 100 metreye varan derinliklerde temellerin, keson temellerin yapılacağı vesaire. Efendim bu entegre yapıların deprem riski konusunda da yani bu Karadeniz Konteyner Limanı, Marmara Konteyner Limanı vesairenin bunların ve dolgu alanları yani rekreasyon alanının deprem riski konusunda hiçbir çalışma yok ÇED raporunda. Ancak şunu belirtmek istiyorum, bakın özellikle güneyde yapılacak Marmara Konteyner Limanı da bu deniz taramasından elde edilecek malzemeyle yapılacağına göre büyük ölçüde limanın dolguları. Bu büyük ölçüde 1995'te Japonya'nın Kobe depreminde meydana gelen depremde, Kobe kentinde meydana gelen depremde büyük hasar gören liman tesisleriyle bu konteyner, Marmara Konteyner Limanı büyük bir benzerlik gösteriyor. Çünkü o Japonya'daki Kobe kentindeki depremde en büyük hasar denizden taramayla elde edilen, tarama malzemesiyle oluşturulan iki ada üzerinde kurulan liman tesislerinde meydana geldi. Bu tesisler hemen hemen tamamen berhava oldu, yerle bir oldu, her tarafı. Ben değerli arkadaşım Mustafa Erdik'le birlikte depremden iki hafta sonra, hatta 10 gün sonra orada bir inceleme gezisi yaptık. Bir hafta 10 gün kadar kaldık. Hatta bu konuda burada belirttiğim bir rapor da yayınladık. Boğaziçi Üniversitesi o zaman onu yayınladı. Burada bütün tesisler sıvılaşma nedeniyle hasar gördü. Yerle bir oldu. Şimdi Marmara Konteyner Limanı'nda aynı kadere maruz kalacağı muhakkak gibi görünüyor. Ama bu konuda en ufak bir endikasyon yok ÇED raporunda. Şimdi son olarak maliyet ve inşaat süresinden bahsedeceğiz. Şimdi maliyeti projenin ÇED raporunda 75 milyar lira olarak tahmin ediliyor. O şekilde ifade ediliyor. Ancak hangi tarihteki kura göre bu rakamın
ifade edildiği belli değil. Dolayısıyla maliyetin günümüzdeki Türk lirası değerini bilmiyoruz. İfade edildiğine göre kanal ve entegre yapılar için 60 milyar ve ilgili kamu kuruluşlarınca ve işte bunlar Karayolları Genel Müdürlüğü, TCDD ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunlar tarafından yapılacak geçiş yapıları için 15 milyar lira öngörülmüş. Oysa sadece İSKİ biraz önce Raif Bey'in, Raif Mermutlu'nun makalesinde de ifade edildiği gibi sadece İSKİ atık su ve içme suyu geçişleri için 20 milyar lira öngörüyor. Şimdi öte yandan son zamanlarda benim de haberim olan ÇED raporundan bağımsız olarak hazırlanan bir visibility raporu varmış. Bunda ÇED raporundan bu visibility raporuna herhangi bir referans yok. Bu visibility raporuna göre işletme ve finansman giderleri dahil toplam maliyet 21.06 milyon Amerikan doları olarak ifade ediliyor. Kanal ve entegre yapılar için 15 milyar dolar, geçiş yapıları için ise 4.37 milyar dolar maliyet tahmin edilmiş. Bu konuda bilgi aslında Haluk Gerçek Hoca'nın biraz önce belirttiğim makalesinde yer alıyor ve bu konu ayrıca Çiğdem Toker'in Sözcü Gazetesi'nde Nisan ayında yazdığı bir dizi makalede de bu fizibilite raporundan ve bu rakamlardan bahsedildiğini göreceksiniz. Finansal fizibilitesi gider ve yatırımlar ve gelirler olmak üzere burada kalemler belirtilmiş. Burada çok ilginç bir şey var. Finansal fizibilite analizinde proje alanında gerçekleştirecek arsa üretimleri sonucunda yapılacak gayrimenkul yatırımlarından sağlanacak gelirin 10,5 milyar Amerikan doları düzeyinde olacağının ifade edildiğini görüyoruz. Yani en önemli gayrimenkul geliri demek ki yani yarısı bunun öngörülen maliyetin yarısının gayrimenkul yatırımlarından elde edilecek arsa üretimi sonucu yapılacak gayrimenkul yatırımlarından elde edilecek gelir olduğu ifade ediliyor. Bakın çok ilginç. Şimdi ama sonuç olarak şunu söylemek tabii mümkün. Uygulama projeleri mümkün olmadığından, mevcut olmadığından özür dilerim. Pek çok belirsizlikleri içeren bu yatırım için yapılan bütün bu maliyet tahminlerinin yaklaşık olduğunu söylemek zorundayım. Ben kişisel olarak bunlara inanmıyorum çünkü ortada bir veri yok. Çok muhtemelen ne olacak? Yapışlet devlet ihalesi bilinen müteahhit grubuna ihale edildikten sonra bütün benzer projelerde olduğu gibi inşaat bedeli ve sözleşme süresi gerekli görülen aşamalarda değiştirilecek, modifiye edilecek. Geri ödemeler yeniden ayarlanacak. Ancak gerçek maliyette muhtemelen ticari sır gerekçesiyle kamuoyuna açıklanmayacak. Son olarak İstanbul Kanal İstanbul projesinin iş programıyla ilgili şu grafiği göstermek istiyorum. Toplam inşaat süresinin 7 yıl olacağını buradan görüyoruz. Kanal bir şimdi şu anda herhalde şu anda o durumda mıyız bilmiyoruz. Kanal yapımının teklif ihale ve sözleşme süreci burada kırmızıyla gösterilenler. Bunlar 3 çeyrek yıl ifade ediliyor. Ancak en altta gördüğünüz yeşille gösterilen altyapı deplasmanlarının yapılacağı, yani sözünü ettiğim bütün geçiş yapılarının, köprülerin, tünellerin vesaire hepsinin bütün altyapı geçiş tesislerinin yapılacağı öngörülüyor ki zaten bunlar yapılmadan görüyorsunuz koyu yeşil renkle gösterilen kanal inşaatı başlayamıyor. Şimdi bir kere bu iki yıllık altyapı deplasman süresinin hiç gerçekçi olmadığını söylemek zorundayım. Dolayısıyla 4,5 yıldan daha az da zaten kanal inşaatının sadece 4 yılı hafriyat yani bitmesi mümkün değil. Dolayısıyla bu proje eğer sürekli olarak uygulanabilirse finansman bulunup 7 yılda falan bitecek gibi görünmüyor. Ama ÇED raporunda yer alan resmi şey bu. Şimdi sonuçlara gelelim. Efendim
gerçek gerekçesi lüks konutlardan oluşan yeni şehrin projesinin geliştirilmesi olan, ancak ondan tamamen bağımsız bir su yolu projesi imiş gibi sunulan Kanal İstanbul projesinin ÇED raporu bir ön fizibilite raporundan başka bir şey değildir. Konular genellikle yüzeysel olarak incelenmiş, bazı konularda biraz ayrıntıya girilmiş olmasına rağmen bu konulara da değinilmemiştir. Bazı konulara değinilmemiştir. Bazı konulara da hiç değinilmemiştir. Raporda pek çok konuda çelişkiler olduğunu belirtmem lazım. Zaten bu çelişkiler özellikle Kanal İstanbul kitabındaki makalelerde de çok açık bir biçimde ifade edilmiştir. Pek çok konuda yapılmış olan çalışmaların yeterli olmadığı, uygulama sırasında daha ayrıntılı araştırmaların yapılmasının gerekli olduğu esasen ÇED raporunun çeşitli bölümlerinde de ifade edilmektedir. Bu durumda maliyet ve inşaat süresi tahminlerinin ne derece sağlıklı yapılabileceği kuşkuludur. Özellikle geçiş yapılarının uygulama projesi aşamaları, çalışmaları da dahi 2 yıl gibi bir sürede tamamlanması mümkün görülmemektedir. Ve maliyet ve inşaat süresi beklenmedik ölçüde yüksek mertebelere çıkabilir. Son söz olarak şunları söylemek istiyorum. Rasyonel açıdan bakıldığında normal koşullarda bu durumuyla bu projenin ihale edilmesinin söz konusu olmaması gerekir. Ancak görülüyor ki esas çılgınlık bu durumuyla Kanal İstanbul'un inadına ihale edilmesine teşebbüs edilmesidir. Evet Gürhan Bey, benim sunumum burada sona eriyor. Hocam çok teşekkür ederiz. Sağ olunuz. Bu iki programı özellikle dinleyicilerimizin birlikte izlemesi çok yararlı olur diye düşünüyoruz. İki program derken geçen hafta 3 Mayıs tarihinde gerçekleştirmiş olduğumuz Kanal İstanbul üzerine hazırladığımız iki kısımdan oluşan programın ilk kısmını belirtiyorum. Ve buna nasıl ulaşılacağını da şimdi ekranda göreceksiniz. YouTube'da İstanbul Hepimizin girişiminin bir sayfası var ve Spotify'da da gene İstanbul Hepimizin girişiminin bir sayfası var. Oradan ulaşmak mümkün. Bir diğer teşekkürümüz de Ali Vatansever arkadaşımıza, programımızın yönetmeni. Onu göremiyoruz ama bütün program kaydını Ali Vatansever gerçekleştirdi. Gelecek hafta yeni bir Şehir Hepimizin programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.